Evet, bu ineklere, koyunlara, kedilere, tavuklara, Her şey. her şeye sen bakıyorsun. Evet. Bir de adama bakıyorsun tabii. Herkese ben bakıyorum diye. Değil mi? Adama da sen bakıyorsun. İşin ağırlığı %90'ı sende. Koyunların bakımı tamamen sende. Bunlar İneklere de komple bende. yardım Bunlara ediyorsun. ben küçüklere bakıyorum. Evet. Büyükleri şey yapmıyorum fazla. Savımı falan eşim yapıyor da. Öyle mi? İyi ama sahiyor bırakıyor. Sahaya bırakıyor. 2 saat ördü otlatıyor. Kapalı yere bırakıyor. 2 saat birazdan otlatacak. Evet. Onun yüreği o kadar. O Akçova'ya gitmeden yapamaz. Değil mi? Kahveye illa gidecek. Gidecek. Evet, köyde erkeklerin başka yapacak pek de işi yok. Ya. Çünkü kadınlar hepsini yapıyorlar. Evet, var da yapmıyor. Yapacak bir şey yok. İş mi? İş biter mi? Gübremiz var, çekilecek. Evet. Ya iş bitmez de. Bıraktın mı iş bitiyor. Ama hepsini sen yapıyorsun. Yapıyoruz çok şükür. Ben seviyorum çalışmayı ya. Evet, sen seviyorsun. Örnek bir kadınsın. Yani köyde üreten örnek bir kadınsın. Ve o yüzden de saygı duyuyoruz sana. Koyunlar bir Teşekkür ederim. yandan, inekler bir yandan. Bir de tabii adam var bakılacak. O da bakılıyor. Bakılıyor. Bu da geçiyor ve seviyorsun bu kırları. Ama sizden sonra bu işi devam Yok. ettirecek kimse yok. 2 tane oğlan var. Hiç hevesi yok, hiç. Tabana kızıyor böyle. Boşuna uğraşıyor diye. Peki kim bu millete gıda üretecek, et üretecek, süt üretecek kimse yapmazsa? Zamanla zaten vazgeçecek. Bizim yaşıtlarımız yapıyor çok şükür de. Bizden sonra Yok diyorsun. yok. Yok. Biz de birkaç sene daha yapalım da bilmiyorum artık yapabiliriz mi? Daha gençsin, yaparsın ya. Yok abi. Ya da azaltırsın. Azaltırım. Az. Benim hevesim senin dediğin gibi şey. Bir yere başvurup da hani ahır falan yardım şey yapılıyor ya. Evet. Öyleydi ama çocukların hevesi yok gibi ben uğraşıyorum. Öyle olunca Evet. Kız diyorsun uyumayı seviyor. canım ya. 2 tane torunum var. Küçüğüne bayılıyorum. Onu, moralim bozuk oldu mu hemen onu arıyorum ben. Evet. O konuştu mu tamam her şey bitiyor kafamda. Anladım. Evet, koyunların da kuzularını seviyorsun. Seviyorum, severim. Anlat bakalım, kuzuları ne yapıyorsun? Koyunlar nasıl doğururken neler hissediyorsun? Önceden ilk şey yaptığım zamanı oyun doğuracağı zamanı kuş gibi beklerdim bir şey olacak diye. Hani kuzusunu bir şey olacak doğuramayacak diye miskin kaç. Şimdi beklemiyor. Şimdi alıştın. Şimdi alıştım da gene de anladın mı bırakmıyorum şey bazen doğuramıyor. Evet, bazen ayağı veya boynu bükülü oluyor. Geçen bu kışın işte koyun yatıyor kalkıyor hayvan. 3 tane ayak çıktı. Kafa yok. Ben artık kuzuları da alabiliyorum. Öyle mi? Etimden inekler doğuramadı mı eşim bağlıyor şey yapıyor. Ona telefon ettim. Telefon ulaşamadım. Şimdi üçünü çeksem gelmeyecek. İttim geriye bacaklarını. Bir tanesi geri gitti kendisi zaten geri itince içeri. İkisinden aldım sonra korkumu yendim ilk baştan tabii ki acemi oluyorsun. Alıyorum kendimi yapıyorum yani boyun bile kesiyorum. Geçen gün bu koç kuzu şurada ölüyordu. Kalbine fıtığı atmış. Bıçak vardı. Kestim. Eşime de telefon ettim. Orada yüzdük getirdik. İçeride yani kaç tane hayvan var? 90 tane yok. Beni çekiyor mu şimdi sen bunu? Bu işi seveceğim. Sevmezsen ben sevdiğim için uğraşıyorum. Kaç yıl oldu bu işle uğraşıyorsun? Ben bir tane kuzu aldım. İnekleri yanına. İnekler vardı daha önce. İnek tabii ineklerimiz yine devam ediyor da. Dişi kuzu aldım. Bir koşar verdik. Rahmetli kaynatam.
Mandıraya gittiydi. Dedim bana bir tane kuzu ayarlı cambazdan. Ondan sonra getirdi. Büyüdü. Bir tane tabii büyüdükten kere koç istiyor hayvan. Şurada komşunun koçu koyunları vardı 5-10 tane. Onları yanına kaçtı. O komşu da bir sopa vurdu koyunu burnu kanada. O öfkenen gittim bir koç aldım ben. Koç aldım derken koçu aldım rahmetli dede. 50 lira para yetmedi 750 lira dedi. Dedim ben sana bir dahaki ay süt parasından vereceğim. İnek dedi işte yetmedi o zaman bak o süt parası o bir koç almaya. Evet. Öyle yedinmiş oldum yani. Çoğaldılar. Tabii ilk kuzumu bir tanesini öldürdü. Emmiyormuştu. Farkına varmadım. He. Annesini emmiyormuş. Ben onu emiyor zannediyorum. Annesinin altına giriyor da. Öyle çoğalttım yani. Bir tane de. Kaç senedir yapıyoruz? 17-18 sene olmuştu. Sen hep bu köyde miydin? Ben Teksen'denim. Kızdığım Yani Teksen'den benim. buraya gelin geldin. E gelin geldi. O günden bugüne yani köyden şehre hiç gitmeyenlerdensin. Gitti. Öyle mi? Bir, 4 sene durdum maaş bir. Sonra? Sonra orada patron kaza ile öldü. Araba çarptı. Eşim dedi Kars'a gidecek oldu. Ben de istemedim o tarafı uzak diye. Beni dedim köye götür ben dedim her şeyi yaparım. Böyle işte köye geldik. Gıda krizi kapıda. Eğer bu işleri sizler yapmazsanız, yapanlar da bırakırsa, ondan sonra bu ülkenin hali ne olacak bilmem. O yüzden bilinçli Zenginlere, yöneticiler. şeylere kalsın. Fabrikalaşacak zaten. Televizyonda da öyle dediler. Endüstrileşecek ama ne duygu kalacak, ne sevgi Yani. kalacak, ne heves kalacak, ne kırlarda yaşam kalacak. Abi şimdi kimse kimseye selam bile vermiyor artık önceki gibi. Önceki şey yok insanlardan. Yok. Yok. Değil mi? Sen de farkındasın da. Evet. Eskiden çok güzeldi. Çok Buradaki güzeldi. köylerde herkes birbirine saygı duyardı, Evet. yardımlaşırdı, Evet. Ya. dayanışma vardı. Şimdi yok hep. Aman bilmem kim ne yapmış. Onun peşinde dedikodusunda. Bilmem işte koyunları nereye götürmüş, hayvanları nereye götürmüş. Tarlasına hayvanları götürüyorsa tarlanın kirasını istiyor da. Başına geliyor. Evet. Benim birkaç kez başıma geldi Yorgalar tarafından. İki kişi geldi. Tarlamda otlatıyor, kirasını ver diye bana. Değil mi? Yani. İşte üreticiye destek olmak gerekirken üreticiye köstekte oluyor insanoğlu ne yazık ki. Üreten insanlar da çok da çekemiyorlar bu zamanda. Ha. Kıskanıyorlar. İşte kendileri yapmıyorlar, Yapma. Evet. yapanları da Çekemiyorlar. kıskanıyorlar, çekemiyorlar. Evet. Evet, bütün bu olumsuz koşullara rağmen birileri halen hayvan yetiştirmeye çalışıyor. Birileri halen bu kırlarda üretmeye çalışıyor. Özellikle bu işlerde de yükün neredeyse tamamı kadınların üzerinde. Yani kadın çalışıyor, kadın hayvanlara bakıyor, kadın hayvanlarla ilgileniyor, besliyor ve onlara doğum yaptırıyor. Onların kuzularına ve yavrularına da bakarak bütün günlerini, bütün zamanlarını bu işlerle geçiriyorlar ve bundan da mutlular. Evet, Serpil kadın da halen direniyor üretmek adına ve 17 yıldır gelin geldiği köyde bir tane kuzuyla başlayıp ondan sonra bir sürü sahibi oldu ve severek yapıyor. Yorulmuyorum diyor. Yani gocunmuyorum diyor. Anadolu üretimden kopartılırken, Anadolu kırları ıssızlaştırılırken, maden şirketlerine ve endüstriyel tarıma artık bundan sonra küresel şirketler tarım yapacak bu topraklarda öyle görülüyor. Tekelleşecek yani gıda krizi yaklaşıyor, su krizi yaklaşıyor. Bu ülkede yokluk, yoksulluk sorunu var.
Ama toprakları küresel şirketler işleyerek altında üstünde ne varsa alıp götürecekler, götürmeye devam edecekler. Kısacası sömürgeleştirilmiş bir ülkede halen üretmeye çalışan serpil kadın gibi insanlar var oldukça umutlarımız birazcık yeşeriyor. Aslında yeniden bir kurtuluş savaşı diyebiliriz buna. Çünkü emperyalist küresel sömürgecilere karşı halen üretmek için direnen kadınlar, adamlar bu topraklarda var. Çalışıyorlar. Bütün güçleriyle çalışıyorlar. Direniyorlar ancak üzgünler. Neden? Çünkü arkalarında bu işi devam ettirecek kimseleri yok. Gençler şehirlere gönderildiler. Gençler şehirlerde, fabrika kapılarında, orada, burada iş aradılar. Çünkü kırda para kazanamıyorlar. Geçimlerini sağlayamıyorlar. O nedenle kırdan kente göç engellenemezdi. Zaten bilinçli de yapıldı küresel sömürgeciler tarafından. Neoliberalizm işte budur. Sömürgeleştirilen ülkede, kırlarda cirit atan yabancı şirketler burada yerli halkın yaşamasına izin vermezler, istemezler. Çünkü onların yaptığı vahşete karşı insanlar direnecektir. Onun için ne yapmak lazım? Kırları boşaltmak lazım. Kırları nasıl boşaltırsınız? Üretimi bitirerek, insanların ürettiklerinden para kazanmasını önleyerek. İşte kırlarda nüfus %60'lardan %6'lara bu şekilde getirildi. Bu bir operasyondu ve işte serpil kadın gibiler halen direniyorlar. Selam olsun onlara. Şimdi bir kuzu ile başlayıp bir sürü sahibi olan ve her yıl aşağı yukarı 60-70, zamanına göre 80 koyun koç üreten bu kadın hakikaten saygı duyulacak bir iş yapıyor. Çünkü emperyalizme karşı üretmek adına direniyor. İşte yerel yönetimlere düşen bir görev var burada ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda çok bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü yapıyorlar. Yerel yönetimler serpil kadın gibi üretmek isteyen kadınlara, erkeklere, herkese önünü açmak için projeler geliştirmelidirler. Kocaeli Büyükşehir'in örnek projeleri var bu konuda. Tarıma, hayvancılığa, yem bitkilerine, mazota, varana deyin pek çok desteklemede bulunuyor. Ancak daha geniş kapsamlı bir operasyon gerekiyor. Çünkü küresel sermaye ve işbirlikçileri bu ülkeyi her geçen gün daha çok egemenliği altına alıyor. İşte serpil kadın bana göre milli bir kahraman. Serpil kadın gibiler birer kurtuluş mücadelesi veren yiğit insanlar. Onlara saygı duyuyoruz ve selam olsun diyoruz. Serpil kadınlar bitmedikçe bu ülkede umut hala vardır diyebiliriz. Bir koyundan bir sürü yaptı. Hayvanlarını genelde otlatıyor ve 250 koyuna bakarım diyor arkadaşlar. Şaka değil. Yani bir kadın ben tek başıma 250 koyuna bakarım diyor. İşleri o kadar çok ki sağma zamanı, yani koyunları belli bir dönem sağabiliyorsunuz. O dönemlerde bile hayvanlarını sağmaya zaman bulamıyor. Çünkü tek başına bu sütü sağıp yoğurt, peynir yapmak da ayrı bir iş. Ve o yüzden bu hayvanlardan hiç süt sağılmıyor. O da aslında ekonomik bir kayıptır. Tek başına bir kadın bu kadarını yapabiliyor. Selam olsun serpil kadına. Çoluk çocuk var mı? Var. Neredeler? Kızım evli. 2 tane torunum var. Bir oğlan var, çalışıyor. İzmit'te mi? İzmit'te değil. Marmara'da. Küçük de liseye gitti bugün. Çok güzel. Bu hayvanların işlerini hep sen çekip çeviriyorsun. Evet. Eşimle beraber. Eşin de yardım ediyor. Tabii. Kahveye kaçmıyor mu daha bazen? Kahveden geldi az önce. Öyle mi? Nereye? Teksen'e mi gidiyor yoksa Akçova'ya mı? İsterse. Akçova'ya da gidiyor. Teksen'e de gidiyor. Bozuk atmıyor musun ona? Kızmıyor musun? Yok. Alıştım ya. Alıştın mı? Alıştım. Ama bak tek başına yüklüyorsun bu gübreyi. Anadolu kadını cefakardır.
Yalvarıyordum ben büyük oğluna böyle gübre götüreceğim. Oğlum şöyle yapalım, oğlum böyle yapalım. O dedi ki askere gidecek. Anne kim yaptıracak? Eşim yapmıyor. Bana dedim şu traktörü öğrendim. Geri götüremiyorum arabayı. Traktörü. Traktörü telefon ettim ona askerde. Dedim geri götüremiyorum ben bu arabayı. Ondan sonra dedi şöyle yap, böyle yap. Şimdi alıştım. Her işimi görüyorum. Balle lazım oluyor. Balleye gidiyorum. Otları da sen mi biçiyorsun? Yok. Onu yapmıyorum. Hepsini de ben yaparsam olmaz. Değil mi? Biraz da o yapsın. Evet. Peki koyunlardan kaç koyunun var şu anda? Şu anda anaç olarak 60'ı geçkindir. Toplam olarak 84 tane de Hmm. 15-20 tanesi koç. Koç. Bir kuzuyla başladın. Her sene de satıyorsun tabii, değil mi? Sene 30 tane kurbanlık verdik. 30 kurbanlık verdin. Bir sene onları besliyorsun, yavruluyorlar. Ondan sonra Şimdi yavrulayacaklar işte bir dahaki ay. evet. Hesap et kurbana kadar bakacağız. Bakacaksın ve kurbana satacaksın. He. İkiz oluyor mu koyunlarında? Genelde ikiz. Genelde ikiz. Peki seviyor musun? Severek yapıyorsun. Söyledin Severim. zaten. Severek yapıyorsun. Evet. İneklerden daha bir şey geliyor bana koyunlar. İnek de bakıyorsunuz ama inekçiliği o kadar yapmak da istemiyorsun anladığım kadarıyla. İneklerden de vazgeçildim. Öyle mi? Tabii. Satacağım dediydin geçenlerde. Şimdi o satacağım derken bir tanesini satacağız. O şey buğa tutmuyor. Öyle mi? Tabii. He. Kaç Dört. ineğin var? İnek 3 tane. 3 tane sağdığın Üç inek. tane sağ, bir, iki tane sağlıyor. Biri yavru yapacak bir dahaki ay. İki de dana var. Evet. Onlara da bakıyorsun. Tabii. 3 de buzağı var. Sütlerini ne yapıyorsun? Sütçü alıyor. Peki kendin peynir yapmayı, böyle yoğurt yapmayı hiç düşünmedin mi? Yok. Neden? Ben uğraşamam. Zamanın mı yok? Zamanım yok. Ama daha çok kazanırsın. Kazanırım da. Onu müşteri tutturmak, insanlarla uğraşmak çok zor. Sen şimdi ben bugün birisi adaklı koç kuzu istedi. Ben o fiyat diyorum, o fiyat, bu fiyat diyor. Adam ta koçu aldı götürdü ta parasını getirecek mi getirmeyecek mi belli değil. Yabancı mı ver? Sarıköy'den de tanıdık da. Ya ta şey sevmiyorum tartışmayı. Evet. Ben böyle mutluyum Ben böyle diyorsun. mutluyum. Kazandığım da yetiyor Evet. diyorsun. Bu Ne? koyunları satarken üzülüyor musun? Tabii ki üzülüyor. Yani ilk Onu... başta ağlıyordum tabii. Koç kuzularımı verdim. Peşinden ağlamıştım onları. Zamanla alışıyor. Ve bu koyunlar kaç ay içeride kalıyor? Ne kadar masraf gerekiyor yaza çıkması için? Bu hava bozdu mu da dışarıya salmıyorsun. Yem vermek zorundasın. Sulaj yaptık. Evet. Otu da bak 3 tane balle doldurdum burada yemişler dünden Bunları kendin mi ekiyorsun bu yem bitkilerini? kendim ekiyorum derken ineklere yetiyor ektiğimiz koyunlara yem olarak ayrı alıyoruz. Koyunları ayrı Tabii. alıyorsunuz. Yetmiyor yani. Şimdi bu kış döneminde hayvanları dışarı çıkaramıyorsunuz. Çıkaramıyor tabii. İyi havada salıyorum da. Evet. Böyle kötü havada dışarı çıktı mı iyi olmuyor. Islandı mı koyun? Takriben 84 koyunum var. Var. Zorlanıyor musun peki? Yok. Benim yok. Rahatlıkla yerim şey olsun ben 250 koyuna bakarım. Tek başına. 250-300 koyuna. Tek başına Bakarım. bakıyorsun. Peki kazancı nasıl? İyi. Sana Allah yetiyor bereketli. mu? Yetiyor diyelim.
Yani Yetiyor. yem pahalı, şey pahalı Pahalı. deniyor ama Pahalı. yine de kazanıyorsun herhalde. Kazanıyor. Şöyle koyunun şeysi mesela koç kuzu oluyor. Paran olmuyor. Bir tane veriyorsa o sana harçlık oluyor. İşini görüyor. Ama büyük hayvan öyle değil. İneklerde öyle olmuyor. İnek, bu büyük hayvan verdin mi de eksiliyor gidiyor. 10 taneden 9'a düşüyor. Ama bunlar sattığın belli olmuyor içinden. Peki köyde de yaşadığın, kentte de yaşadığın, tekrar kente dönmeyi düşünür müsün? Şehire yani. Yok. Ben sevmiyorum şehri. Ben kıza gidiyorum da bir gece sabah oldu mu saatim geldi mi dışarı çıkmam lazım. Koyunları özlüyorsun. He. Evet, Duramıyorum orada. 4 tane ineğim var, 84 tane koyunum var ve bunlarla uğraşmak seni mutlu ediyor. Ne diyor? Çok şükür. Kuzuların olacak yakında. Tamam bir de o zaman çekersin. Kuzuları Çekerim. çek. Kaç tane kuzu bekliyorsun şimdi bu dönem? Yani ikiz oranı yarı yarıya olması lazım. Ama yemlesen 200 doğum oluyor da ben yaza çıktığımızdan beri, Nisan'dan beri yemle hiç vermedim bunlara. Hep dışarıda Dışarıda. beslenin. Biraz da saman Ot atıyorsun. atılıyor. Öyle yapıyorsun. Öyle olduğu halde yani beklediğin, umduğun kazancı göremiyorsun gibi. Ya ben memnunum ya. Öyle mi? Tabii tek kuzu yapsın, tek kuzu daha güzel büyüyor. Koyun yıpramaz. Yıpranmaz. Yıpramaz. Sütü de yeterli gelir. He. Ama 300 yaptı bir tane koyun. O hayvan daha zayıfladı, rezil oldu. O kuzulara bakacağım diye. Yem ne kadar verirsen ver, o tutmuyor. Ama tek kuzu oldu mu koyun zayıflamıyor fazla. Evet, peki herhangi bir yerden, mesela Tarım Bakanlığı'ndan, ilçe tarımdan veya belediyeden veya başka bir yerden hiç destek görüyor musun? Geçen sene bir mozot verdiler işte. Bu sene de verecekler. Verecekler mi? Tarla Verirler ekiyorsan ekiyorlar. tohum da veriyorlar. Onu, Onu yem bitkisi tohumları da ekiyor veriyorlar. oluyor yine ineklere Belediyeden alıyorsunuz. ekiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden. Evet, bir de onlar. Mozot verirlerse iyi olur. Otumuzu biçiyoruz, sılajlık ekiyoruz. Evet. Yani iyi oluyor. O bir Tabii destek haklısın. oluyor bize. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu açıdan oldukça ciddi Evet. desteklemeleri var kırlarda. Peki hiç gidip konuşmayı, destek, daha fazla destek istemeyi düşündün Yok. Ben bilmiyorum. mü? Mesela ağılını genişletmek istesen. Yok be, şey nasıl diyeyim? Uğraşmak çok zor. Evet. İnsanlarla. Dedim ya az önce. Şimdi ben koyunlarımı o her otlattığım tarla sahibine kira ödüyorum. Değil mi? Tabii. Şimdi bir de öyle moda çıktı. Tabii moda çıktı. Başına geliyor adam. Otlatma diyor. He, otlatma diyor. Benim yerim diyor. İlginç. Halbuki boş duruyor. He, Kendi boş duruyor. hayvanı da yok. Kendi hayvanı da yok. Ama Ama inekleri sağıyor. Süt bu fiyat dedik mi de sen pahalı veriyorsun. E sen tarlayı bana gökyüzünde söylüyorsun fiyatını, kirasını. sadece içinde kalan otu. He. Değil mi? Öyle moda çıktı şimdi. Öyle yok bedava otlatamazsın kimsenin yerine. Evet, ben burada kırda mutluyum diyorsun. Ben mutluyum. Memnunum hayatımdan da. Üretiyorum diyorsun. Koyunlarımı seviyorum diyorsun. Değil mi? Yeriniz de çok güzel. Gerçekten köy de güzel. Güzel ya. Değil mi? Şehirde bu tadı bulamıyorsun. Yok canım o şehirde hasta olur insan ya. Duran durur da. Benim kız var öğleye kadar yatıyor. Ben yatamam. Duymasın kız şimdi. Duysa. Yatar o babası gibi çok sever yatmaya. Evet. Ben yatamam. Saat 5 oldu mu ben yatamdan kalkmam lazım. Evet, kimisi insan öyle oluyor. Ben de öyleyim şahsen. Ben de koyun bakıyorum işte biraz ama sen güzel bakıyorsun. Tek başına güzel Sen de ilgileniyorsun. alışırsın. Evet. Bak ben bunu gübresini her şeyini kendim yapmayı bak. Suları yok. Bu işe akşam getirince dolduracağım. Gece yatsın Musluk girelim. suyunu çok içmiyorlar gibi, çok sevmiyorlar musluk suyunu. İçiyorlar. Biz mecbur onu veriyoruz. Onu veriyoruz ama Şey yap oyunlarına bak. Sirke. sirke. Tabii çok atmamak üzere. Bu arada Komşunun bir
ineklerine buzdolabını ters çevirmişler. Onun içine su dolduruyorlar. Göletten aldıkları suyu dolduruyorlar. O suya koşa koşa gidiyorlar. O suyu içiyorlar. Benim doldurduğum o suları o kadar fazla içmiyor. Şey kokadır. Klor kokuyor herhalde. Tabii. Klor kokuyor herhalde. Şimdi öbür su da tatlı gelir oraya. Öyle şey oluyor. Tabii. Evet. Onu içmez. Ama sade onu içsin mecbur içecek. Hı-hı. Öbürkü olmadı mı? Evet. Şimdi koyunları çıkaracaksın herhalde. Çıkaracağım. Hadi çıkar bakalım. Eğer Serpil kadın bu hayvanları dışarıda otlatmazsa yem fiyatları pahalı ve yaptığı masraf içinden çıkılamayacak bir hale geliyor. Yem fiyatları yüksek olduğu için de para kazanma imkanı yok, zarar edecek. Dolayısıyla bu hayvanları dışarıda otlatmak zorunda. Dışarıda otlattığında da dediğim gibi artık meralar yok. Başkalarının tarlalarını da otlatıyor ve onlar da para istiyorlar. Yani boş tarlalardan, ekilmeyen tarlalardan tarla sahipleri koyun otlattığı için Serpil kadından ayrıca para istiyorlar. Bu da ayrı bir konu. Yani eğer bir ülkede tarımı ve hayvancılığı bitirmek istemiyorsanız meraları halka açacaksınız. Meraları koruyacaksınız. Oralarda inşaatlar yapmayacaksınız ve maden şirketlerine maden sahası olarak vermeyeceksiniz kardeşim. Bu ülkede yapılması gereken en önemli işlerden bir tanesi. Kırların nüfusu %6'ya düştü ve üretim elbette ki bitecek. Yani endüstriyel hayvancılık gelecek. Küresel şirketler bu işi sadece et üretmek için, süt üretmek için yapacaklar ve içerisinde duygu olmayacak, sevgi olmayacak ama sömürü olacak ve bu topraklara bereket değil, açlık getirecekler, yoksulluk getirecekler ki bu göçlerin sebebi de, kırların boşalmasının sebebi de açlık değil mi, yokluk değil mi? Yani çeşitli yöntemlerle para kazanmasını engellediğin köylü çareyi göç etmekte buldu. Gençler göç ettiler. Şimdi köyler emeklilerin ömürlerinin kalanını tamamladıkları yerler haline geldi. Evet, yaş ortalaması kırlarda 50. Bu ülke nasıl doğacak ilerleyen süreçte? Eti ithal edeceksiniz, süt tozu ithal edeceksiniz, buğday ithal edeceksiniz. Bu topraklara kim çökecek? Bu topraklarda yaşayan halk ne olacak?